NASA'nın uzaydaki astronotlar için tasarladığı sistem günümüzde insanların sağlığını geri kazanması için kullanılıyor. Robotik cerrahi hem hastalara hem de hekime büyük avantajlar sağlıyor. Çıplak gözle yapamayacağımız ameliyatları çok daha büyüterek, net görerek yapabiliyoruz. İyileşme süreci de kısalıyor. Bir iki gün içinde iyileşebiliyor. Ne dikiş izi ne de günlerce süren ağrılar. Ameliyatlar kabus olmaktan çıkıyor. Üstelik robotik cerrahi artık sadece özel hastaneler değil, devlet hastanelerinde de kullanılıyor. Robot aslında astronotları uzayda ameliyat edebilmek üzere tasarlandı. Ancak şimdi uzaydan dünyamıza indi ve birazdan bir böbrek ameliyatında kullanılacak. Üroloji dışında kadın doğum, kalp damar cerrahi, kulak burun boğazda da kullanılabiliyor. Kendimizi bir robota nasıl teslim ederiz diye düşünenler olabilir. Aslında robota değil, robotu kontrol eden cerrahı teslim ediyoruz. Farkı ise müdahalenin bu kez vücudun dışından değil, içinden yapılıyor olması. Gördüğünüz gibi rahat, konforlu, gayet güzel. Robotun konsolu benim oturduğum yer. Robot kolları da hastanın üzerinde monte bir şekilde. Ben buradan kumanda ediyorum kolları. Normal bir kalp ameliyatında göğüs kafesini baştan aşağı şu şekilde kesmek gerekiyor. Ancak robot sayesinde böyle bir şeye gerek yok. Çünkü robot açılan deliklerden vücudun içine girerek doktorun adeta gözü oluyor. Hem de 16 kat daha iyi gören bir göz. Delikler var. Oralardan bizim aletlerimiz giriyor, robotun kolları giriyor. Onun haricinde bir scar dediğimiz, yani bu kesinin izi olmuyor. Robot deneyimli bir cerraha çok büyük avantajlar sağlıyor. İyileşme evresi ise oldukça hızlı. 2 gün mü oldu ameliyat olalı? Evet, 2 gün oldu, doğrudur. Bugün çok rahatlıkla kendi kendime geziyorum, dolanıyorum,